Şimdi Erol Gürcan da hazırmış. Bakalım bugünün öne çıkan başlıkları neler Çok iyi piyasada. olur. Yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Günün piyasalar için öne çıkan başlıkları nelerdir? Sizden dinleyelim. Tabii ki. Aslında bu sabah dün FOMC tutanaklarının açıklanması sonrasında buradaki yansımalarla başlayacağız diyebiliriz. FOMC tutanaklarına baktığımızda FED bundan sonraki süreçte de halen daha faiz artışlarının gelebileceğine dair tartışmaların yaşandığı bir tutanak yayınladı. Bu tutanakların detaylarına baktığımız zaman aslında bardağın dolu tarafına da not edebileceğimiz birkaç nokta var. Bunlardan en önemlisi aslında Temmuz ayındaki yapılan faiz artışındaki FED faiz artışına bir toplantı ara vermişti. Bazı üyelerin faizin sabit bırakılması yönünde aslında tartışmalara dahil oldu ama nihayetindeki karar metninde kararın oy birliğiyle alındığını gördük. Yani burada bazı üyeler aslında faiz artışlarında sona gelindiği düşüncesine sahip olsa da genel kanı enflasyon tarafındaki risklerin devam ettiği ve bundan sonraki süreçte Fed'in daha fazla faiz artışı yapabileceği yönündeki beklentiler öne çıktı. Tabii bu tutanaklar Temmuz ayı sonundaki toplantıya ait, geçmiş döneme ait indikasyon veriyor, bir gösterge sunuyor bize. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da Atlanta Fed'in öncü büyüme göstergesi tarafı da %5,8'lik Amerika için oldukça ciddi bir büyüme oranını işaret ediyor son veriler. Bundan ötürü de aslında Fed'in biraz daha faizi artırabileceğine dair riskler artmaya başladı. Tahvil piyasasında bunun etkilerini görüyoruz. Amerika'daki kısa vadeli tahvil faizleri 5-5,5 bandında, 10 yıllık tahvil faizleri 4,30'a yükselmiş durumda ve 30 yıllık tahvil faizleri de 4,40 seviyesine ulaşmış durumda. Bu da tabii ki küresel risk iştahını baskılıyor. Küresel para birimleri açısından da bir miktar baskı yaratıyor. Bu sabah dolar TL tarafına da 27'nin üzerinde bir hareketlenme görüyoruz. Bu aslında gün boyunca genel olarak piyasalar üzerinde, borsalar üzerinde negatif, kurlar üzerinde de dolar lehine bir seyri beraberine getirebilir. Bugün üzerinde Amerika tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Bizim tarafta da saat 10'da kısa vadeli dış borç rakamları, öğleden sonra da haftalık para banka rezerv istatistiğini takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği'nin de genel kurul toplantısı var. Buradan gelecek mesajları da yine açılışa yakın saatlerde takip ediyor olacağız. Ancak küresel risk iştahı bir miktar FED gelişmeleri kaynaklı olarak düşüş gösteriyor. Bu da piyasa üzerinde baskı yaratacak. Şimdi önümüzdeki haftaki 24-26 Ağustos'taki Jackson Hole toplantısının ağırlığı daha da artmış durumda diyebilirim. Toparlamak gerekirse bugün borsalar açısından açılışta çok olumlu olmayabilir. Para birimleri anlamında da dolar lehinde bir seyir görme ihtimali yüksek görünüyor diye toparlamış olayım. Çok teşekkürler Erol Gürcan, kıymetli katkılarınız için. Yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan.